zamanı. Bugün zor bir radyo programı yaptım. Zordu valla. 6 Şubat depreminin üzerinden tam bir sene geçmiş. Olağanüstü şeyler yaşanmış. Ancak bugünkü programda istedim ki bir ayna tutalım kendimize. Biz ne yapıyoruz bu depremle ilgili? Siz ne yapıyorsunuz depremle ilgili? Kendi evimizde ne yaptık? Deprem çantası yaptık mı? Dolapları da duvara sabitledik mi? Arabamızda bir yedek deprem çantamız ya da yedek kıyafetimiz var mı? Depremden kaçış planı yaptık mı? Hani bizim bu kötü gün parası biriktirmemiz gibi bir durum var. Ya deprem olacak işte hepimiz öyle olacak. Bilmiyorsunuz. Ne yaşayacağımızı bilmiyoruz. Deprem sırasında nereye sığınacağınızın provasını bile yapmak gerekiyor. Bina sallandığında nereye kapan yapacaksınız? Nereye? Bunun bile provası gerekiyor. O anda kafa karışıklığı olmaması için çocuğunuza da öğretmeniz gerekiyor. Onlarla beraber yapmanız gerekiyor. Ola ki deprem gün içinde zamansız bir saatte oldu. Kimle, ne zaman, nerede buluşacağınızı konuşmanız gerekiyor. Koca şehirlerde yaşıyoruz. İnsanların birbirlerini bulmaları çok zor. O yüzden bunu devlet de yapamaz, belediye de yapamaz. Onu siz yapmanız lazım. Ama o kadar şişiyiz ki onları yapmadılar, bunu yapmadılar, o olmadı, bu olmadı. Tam babacığım anladım. Sen ne yaptın? Sen kendin için ne yaptın? Bu hazırlığı senin yapman lazım. Sen yaptın bu hazırlığı. Hayır ben yapmadım ama onlar da yapmadı. İlk önce biz kendi atımızı sağlam kazığa bağlayacağız. Hani hep ümit ediyoruz, umarım bir daha böyle yaşanmaz. Bunlar güzel ümitler. Ama deprem ülkesinde yaşıyoruz. Ülkenin neredeyse her yeri sallanıyor ve sallanacak. Öyle bir ülke burası. Bunu değiştiremiyoruz. Bunu kimse değiştiremiyor. O yüzden ilk önce kendi hazırlığımızı yapalım. Biz hazır olalım. Sonra gerisini bekleyelim. Ve yapmazlarsa ona laf edelim. Ama önce bizim taraf tamam olsun. Benden bu akşamlık bu kadar. Çok seviyorum. Hayatını kaybeden bütün vatandaşların önünde bir kez daha acı ile eğiliyorum. Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara Allah sabır versin ve yardım etsin. Çok benim anlayamayacağım acılar. Ve umarım bu topraklar böyle acılar görmez. Benden bu akşamlık bu kadar. Hepimizin başı sağ olsun.